Değerlendirme bile bir defa aslında benim kanaatimce bir saptırmaya insan Ha, düşebilir. Yani onu gerçekten kutlu doğum. Biz Peygamber Efendimiz'in doğumunu mu kutluyoruz gerçekten de? Yani kutlanması gereken onun doğduğu gün müdür? Yoksa belki kutlayacaksak peygamber olduğu gün müdür? Hani hiçbirisine ha, yani kutlamaya illa gerek ki bir yok. kutlama yapılacaksa hangisi Hiçbirisine kutlanabilir? kutlamaya gerek yok. Evet, ben de sabahleyin o aklımdaydı, şimdi aklımdan Evet. çıkmış yani, dediğin doğru gerçekten. Kutlu doğum ne demek yani? Şimdi orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğine dikkat çekilmiş Evet. oluyor. Mesela şurada öyle bir ifadeler var. Yani tamamen vurgu doğum gününe. Yani o doğdu, şöyle Bak oldu. Yani mesela Diyanet İşleri hı. Başkanı'nın ifadesi: Peygamberimizin doğumu sıradan tarihi bir olay değildir. Yani doğuşuyla birlikte mi her şey değişti acaba? Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak ne diyor? Hemen herkesin ezberinde olan Duha suresinde ne diyor? Ve vecedeke dallen fehede. Seni yani ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu. Yani her akıllı insan gibi bakıyor, toplumun gidişatı yanlış. Ama çare ne? O konuda bir bilgisi yok. Evet, la tedri mel kitabu velel iman. Sen bu kitaptan haberdar değildin. Bu kitapta anlatılan şekildeki imanı da bilmiyordun. Peki şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu anlattığıyla bu söz arasında bir şey var mı? Peygamberimizin doğumu sıradan tarihi bir olay değildir. Nasıl sıradan tarihi bir olay değilse, Estağuz billah kul innema ene beşerun mislukum, ne olacak? De ki ben de tıpkı sizin gibi bir beşer, bir insanım. O da bizim gibi bir annenin, bir babanın çocuğu değil mi? Bir kura kura ekmek yiyen bir annenin çocuğum diyor. Ve yine ayeti kerimede Allahü Teala ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kabli Rusul diyor. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelmiştir diyor. Sadece bir elçidir. Bütün elçiler de innema ene beşerun mislukum diyen insanlardır. Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım diyor. Nasıl böyle sıradan bir olay olmaz bu? Sıradan bir olay tabii. Onun doğumunu anlamak, biz Müslümanlar olarak varlığımızı anlamak demektir. Öyle mi yani? Doğumunu anladığımız zaman mı oluyor bu Doğumunu gerçekten? anladın. Evet, o zaman yani Peygamberimizin doğmasıyla bizim herhangi birimizin doğması arasında fark ne ki? Onun doğumunu anladığın zaman bizim varlığımızı anlıyorsun. Ya da dünyada ilk doğan o mu? Nasıl oluyor? Herkesin bildiği bir şey bu. O evet. Onun doğumunu anlamak, yeryüzünde yaratılış gayesinin sırlarını anlamak demektir. Peki doğumda mı yaratılış gayesinin sırları var? Hani ne değişti Peygamber Şimdi bakın, Efendimiz az önce doğumuyla? ayet-i kerimede la te'alu fi dinikum, dininizde aşırılıklara gitmeyin diyor ya Allahü Teala. Bunların hangi temeli var? Hani bir şair söylemiş olsa dersin ki ya şairler bu tip şeyleri söylerler. Her vadide Akşam yehimin. Evet. televizyonda öyle bir şair vardı, ismini söylemiyorum. Çok güzel konuşuyordu. Ve hep dediğiniz gibi anlatıyordu. Böyle Güzel, aşırı aşırı edebi şeyler. ifadelerle, böyle kafiyelerle şahane bir şey vardı, anlatıyordu. Ondan sonra onun doğumunu anlamak, yeryüzünde hayatın nihai anlamını bilmek ve anlamak demektir. Şimdi ne oldu? Bak, koskoca bir din. Ama Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Ve vecedeke dallen diyor. Yani doğumu bırak, 40 yaşına kadar sen ne yapacağını bilmiyordun diyor. Fehede, Allah sana yol gösterdi. Neyle gösterdi? Kur'an-ı Kerim ile gösterdi. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi elçiliğine ilk önce inanması gereken kişidir. Evet. Amener Rasulü. Rasul inandı değil mi? Bima unzile ileyhi min Rabbihi. Rabbinden kendisine indirilene.
Bakara 285. Evet. Ondan sonra diyor ki onun için anmaktan anlamaya diyoruz. Güzel de peygamberimizi anlamak için bu kelimeler mi söylemek lazım? Hocam bu Yunus suresinin 16. ayeti var. Yunus 16. 10. sure 16. ayet. Evet. Evet. Bu Diyanet mealinde 209. sayfada. Hani 15. ayetten de aslında oraya bakabiliriz. Şimdi Peygamber Efendimiz gelip insanlar Allah'ın ayetlerini tebliğ edince kendilerine o ayet okunanlar diyorlar ki kalellezine la yarcuna likâne, hani bizimle karşılaşmayı beklemeyen, ummayanlar, i'ti bi Kur'anin gayri hâzâ ev beddilhû. Yani ya git bize başka bir Kur'an getir ya da bu getirdiğini bir değiştir. Peygamber Efendimiz de diyor ki kul mâ yekûnü liye nübeddilehû min tilkâi nefsî. Benim bunu kendiliğimden değiştirme gibi bir şeyim yok. İnnettebi'u illâ mâ yuhâ ileyh. Hani ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. İnniye khâfu in asaytu rabbi azâbi ve münazim. Eğer isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Şimdi burası önemli 16. ayette. Kul lev şâallâhu mâ televtuhu aleykum. Yani eğer bunu Allah şey yapacak olsa emretmeseydi ben size okumazdım. Böyle bir şey okumayacaktım zaten. Tabii. Ama devamında ne diyor bakın. Şimdi burası önemli. Fekad lebistu fiyikum umuran min kabli. Ya ben şimdiye kadar zaten sizin içinizde yaşadım. Hiç böyle şeyler söylüyor muydum bugüne kadar? Yani 40 yıl ben Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak aranızda dolaştım. 40 yaşından sonra Allah'ın Resulü Muhammed oldum ben. Ondan önce yapmadığım şeyleri niye şimdi yapıyorum? Efele teakilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Hiç mi aklınızı çalıştınız? Yani beni değiştiren olay ne? Benim dünyaya gelmem değil ki. Dünyaya peygamber olarak gönderilmemdir beni değiştiren şey. Ya şimdi burada Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inancımızı neyle ifade ediyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şuna şahidim ki Muhammed Allah'ın kuludur. Tamam. Allah'ın kulu olma konusunda herkes aynı. Bak ilk önce onu söylüyoruz. Muhammed Allah'ın kulu. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse yok. Ondan sonra ve Resulüdür diyoruz. Bizi iman açısından yani farklı, onu bizim açımızdan farklı kılan Allah'ın Resulü olmasıdır. Yani Allah'ın emirlerini bize getirip tebliğ etmesidir. Farklı kılan o. Dolayısıyla esas üzerinde çalışmak Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an üzerinde çalışmaktır. Şimdi siz Kur'an'ı bırakın onun kişiliği üzerinde gayret gösterin. Doğumuna bakın, annesine bakın, babasına bakın. Efendim başka şeylere bakın. Doğduğu zaman şu olmuş, bu olmuş falan filan diye bir takım harika şeylere. Yani onu olağanüstü göstermenin yollarını araştırın. İşte bu din de aşırılıktan başka bir şey değildir. Peki buna delil olarak getirdikleri o ayetlere bence hocam bir de şeye bakalım. Bu ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin var ya. Hı hı. Şimdi bunu hani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik şeklinde değil. Hani bunu alemlere rahmet olarak yarattık olarak daha çok algılıyorlar. Hani burada da Peygamber Efendimizin dünyaya mı gönderilmesi yoksa peygamber bir elçi olarak gönderilmesinde mi esas vurgu? Ya şimdi aslında Resul kelimesi orada değil mi? Evet. Şu şey yapayım. Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani senin gönderilişin dolayısıyla dünyaya gelişin olarak algılanıyor. O yüzden kutlu doğum bunun adı. Yani buradaki Ersenla'yı dünyaya gönderilmek olarak algıladıkları için insan olarak dünyaya gönderilmek olarak algıladıkları için bütün yoğunlaşmalar doğumunu oluyor ama dolayısıyla kutlu doğum haftasını biz kutluyoruz. Dünyaya göndermek diye anlaşılınca bu sefer dünyanın dışında başka bir yerde zaten varmış gibi bir anlayış. İşte zaten hani ruhu daha önceden yaratıldığı için anlayışa göre o daha önce vardı. Dünyaya gelişi onun yani doğumuyla birlikte bir rahmet oldu. Halbuki ayetten de gördük işte. Daha önce ben 40 yıl sınavınızda kaldım. Bir şey değişmemişti ki bugüne kadar. Ondan önce de. He. Orada bir var. Evet. Kur'an'ı kastetmeyelim. Hani miladi olarak 610 yılını biz peygamberliğin gelişi olarak anlayalım. 610 yılına kadar Peygamber Efendimiz 569 veya 71'de doğmuş. 610'a kadar
Hiç onlara öyle bir şeyler dememiş. Gelin Allah'ın dinine inanın, ben Allah'ın peygamberiyim, yanlış yapıyorsunuz falan diye bir şey yok. Demek ki doğumuyla Mekke'de bir şeyler değişmemiş. Medine'de bir şeyler değişmemiş. Önce kendisinin, ondan sonra da diğerlerinin değişmesi neyle? İlk vahyin kendisine gelişiyle birlikte. Dolayısıyla bir şeyleri fırsat bilip insanlara anlatacaksak biz, 610 yılındaki o peygamber gönderilişi bu merkeze koyup, belki Kutlu Risalet Haftası diye bunu değiştirebilirdik. Kutlu kısmı. Hadi yani olacaksa bu kutludur gerçekten. Peygamberlik müessesesi. Yani bir insana peygamberlik verilmesi onu kutsal kılar. Şimdi burada... Ama olacaksa Kutlu Risalet Haftası olur bu. Kutlu Doğum Haftası olmaz. Şimdi وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَرْسَلْنَا اَرْسَلَ kelimesi Resul. Resul olarak göndermek. Şimdi ersele elçi göndermek. Peki seni niye elçi gönderdik? Alemlere rahmet için elçi gönderdik. Peki rahmet gelenin rahmeti mi? Yoksa onun elçilik görevi olarak getirdiği şeyin rahmeti mi? Mesela siz biliyorsunuz ki falanca yerde şey var. Mesela anormal bir durum söz konusu. İşte tehlike falanca yere doğru yaklaşıyor. Bir adam gönderiyorsunuz, diyorsunuz ki bak tedbirinizi alın. Dışarıda anarşistler dolaşıyor. Kendinize dikkat edin. Kapılarınızı kapatın, içeriye girin diye bir haber gönderiyorsunuz. Şimdi haber gönderdiğiniz kişi mi o adamlara acımıştır, yoksa haberi gönderen mi acımıştır? Haberi gönderen.